Başta sonda ışıklandırmaları yapın, işaretlemeleri yapın burada. Bölgemizin en büyük çinko izabet tesisi Siirt'te yapıldı, tamamlandı. İnşallah şu anda makina montaj hattı tamamlanmak üzere, çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Bir yandan çevre, diğer inşaat çalışmaları toparlanıyor. İnşallah bir yandan da değirmen ünitesi ve diğer hazır olan ünitelerde deneme üretimi başlamış vaziyette. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de 20 Kasım itibariyle açılışı yapılacak. Yine ilimizde Siirt Erup yolunda Zoraba Köprüsü inşa edildi. İnşallah Siirtlilerle buluşmaya gelecektir Sayın Cumhurbaşkanımız. Siirt ilave içme suyu kaynağı temini ve arıtma kapasitesinin arttırılması işi. İnşallah şu anda proje çalışması devam ediyor. Çok önemli Siirt'imiz için, sadece Siirt merkez için değil, 45 köy istifade ediyor ESKO'dan. Onun dışında İzan suyundan Tillo, Gökçebağ, Kurtalan, Kayabağlar, Atabağ ve Siirt merkezi besliyor. Dolayısıyla biliyoruz geçen sene %60'a yakın kaynaklarımız azaldı, su kaynaklarımız, gerek HESKO suyu gerek Hizan suyu. İnşallah önümüzdeki sene proje tamamlandığında 2022 yılında aynı zamanda yapımına da başlanacaktır. Kurtalan'ın hem küçük sanayinin hem de büyük yatırımcıya da hizmet verebilecek bir sanayi sitesi yapılacak. Onun da sözünü verdiler ve onun da çalışmaları devam ediyor. Siirt Pervari yolu da ihale aşamasında. Bu sene başlamazsa önümüzdeki yıl inşaat çalışmaları, yapım çalışmaları başlayacaktır. 1-2 sene, en geç 3 senede tamamlanmasını bekliyoruz. Batman, Kurtalan, Siirt yolu. Şu anda hiçbir pürüz yok. Sadece teknik olarak bitme süresi bekleniyor. Şu anda geçen sene Kurtalan Batman arası ihale sürecinde itirazlar vardı. O bekleniyordu. Şimdi onların tamamı ortadan kalktı. Bütün kesimler ihale yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. İnşaat çalışmaları bittiğinde inşallah Batman yolumuz, Kurtalan yolumuz da bitmiş olacak. Siirt'in tabii kooperatif mahallesinden Çakmak Mahallesi'ne kadar baştan başa hemen bizim bulunduğumuz yerin batısında şehri boydan boya geçen yaklaşık 2,5 kilometre bir ana kanalizasyon hattı 2,5 aylık süre içerisinde tamamlanmıştır, devreye alınmıştır. Altyapısı hazır olan her yerin yolu yapılacak, parkesi yapılacak ve yerleşime açılacak bir yer varsa da onun ham yolu altyapısı hemen tamamlanacak. Binaların yapılmasıyla, altyapının tamamlanmasıyla da yolu parkesi yapılacak. Millet bahçesi bitmek üzere. Tabii orası ilk başta 14 dönüm olarak planlanmıştı. Yanındaki işte Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nun arası, orası da katıldı. Bir 10 dönüm. Ve yanında bir park vardı, belediyemize ait. Orayı da dahil ettik. Yaklaşık 28 dönümlük bir alan oldu. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişlerine orası da bitmiş olacak. Yine kentsel dönüşüm çalışmaları inşallah başlayacak. Bu sene sonunda kazmayı vuramasın, önümüzdeki yıl başında, sene başında kazma vurulacak diye düşünüyoruz. Tabii Cumhuriyet Caddesi, merkezde yukarıda Ulu Cami var. Aşağıya doğru Cumhuriyet Caddesi, Sakıp Beygo Caddesi. Orada 70-75 hektarlık bir alan. Yani 75 dönümlük birinci etap olarak yapılacak. Yani orada da Güres Caddesi'nin bittiği noktada, yani aşağıdan baktığınızda Güres Caddesi, Hazreti Fakirullah Caddesi'nden
İnsanlar şehir merkezinden Ulu Cami'ye çok kolay ulaşabilecek. Bütün çarşılarımız, Helvacılar Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Kilimciler Çarşısı, Peynirciler Çarşısı yine bu alanda çarşı mantığıyla korunacak. Oradaki ticari alanlar aynı şekilde planlanacak. Konut alanları planlanacak. İnşallah iyi olacak.